reel kat sayılı dediği zaman i'den kurtulmanız lazım. Bunlardan bir tanesi 3-4i 3, 3 4 ise diğeri 3 artı 4i'dir. Kökler toplamı böylece 6 olur. Kökler çarpımı 9 artı 16'dan 25 olur arkadaşlar. Bu formata uygun hangisi var? x kare eksi 6x artı 25 eşittir 0 aşıkkı. şıkkı. de şöyleydi. x kare eksi tx artı c eşittir 0'da arkadaşlar. Birincisi kök eksi 8 direkt dışarı çıkar. Yani eksi 2 olarak artı kök eksi 4 kök 4 çarpı kök eksi 1 i üzeri 6 da 4 ile bölümünden kalan 2 olduğu için i karedir. i kare eksi 1 kök eksi 1 i kök 4 de 2. Demek ki arkadaşlar bu da eksi 2 i'miş. Düzenlersek bunu karmaşık sayı eksi 2 eksi 2 i oldu. Bunun eşleniği sadece i'nin işaretini değiştir. Eksi 2 artı 2 i yapar. Şimdi bu Z, bu da Z'nin eşleniği. Z'nin sanal kısmı, pardon, reel kısmı eksi 2. Eşleniğin sanal kısmı 2. Bunların toplamı soruluyor. 0 yaptı. C şıkkı. Tuttuğum sayı ile bu sayının 6 fazlası çarpıldığında 16 sayı elde ediliyor. A çarpı A artı 6 eşittir 16 diyelim. Tuttuğum sayının 2 fazlası buna da B diyelim. 2 fazlası ile 8 fazlası çarpıldığında şöyle diyelim. Eksi 9'u elde ediliyormuş. Diğerinin de arkadaşlar benim tuttuğum sayı ile senin tuttuğun sayının çarpımı pozitiftir demiş. Haliyle tuttuğu sayı birinin A birinin B arkadaşlar. Bunlar da çarpımları pozitif yani sıfırdan büyük. Şimdi bakalım. A çarpı A artı 6 16. Buradan birincisi A 2 olur. A2 olabileceği gibi bir tane daha sayı görürelim. O da arkadaşlar eksi 8. Sonra buraya gelirsek çarpımları eksi 9 olması için e, ne söyleyebiliriz burada? Eksi 9'u elde etmek için eksi 3 çarpı eksi 3 olabilir yapabilirsek. Olmazsa eksi 1 çarpı 9 ya da 9 çarpı eksi 1. Şimdi en uygunu burada eksi 5 vermek oluyor. B'ye eksi 5 verince 3 çarpı eksi 3'ten bakın çarpım 9 ol, eksi 9 oluyor. Şimdi birisi eksi 5. Eğer a arkadaşlar 2 olursa negatif olur çarpım. Olmaz o yüzden a da eksi 8'miş. Demek ki Asya'nın tuttuğu sayı eksi 8 a şıkkı. Bir polinom x eksi a ile tam bölünüyorsa arkadaşlar aslında şu demektir. x eksi a'yı 0 eşitlediğimizde köklerinden biri a'dır. Yine köklerinden biri x eksi b'yi 0 eşitlediğimizde b'dir. Haliyle Kökler toplamı buradan arkadaşlar a artı b 4 olur. Kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 2 olur. p a artı b artı a çarpı b p 2 oldu. p 2'yi bulacağız. 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 2 eksi 8 eksi 2 eksi 10 artı 4'ten eksi 6 a şıkkı. Normalde kök x1 artı kök x2 ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü öyle bir formül yok. Ancak bunlarda arkadaşlar biz x1 artı x2 ve x1 çarpı x2'yi biliyoruz ya her iki tarafın hemen karesini alacaksınız. Böylece ne olur? Birincinin karesi, birinci ile ikinci şey e, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir 9 olur. Her iki tarafın karesini aldım. x1 artı x2 kökler toplamından dolayı 7. x1 çarpı x2 c bölü a'dan m artı 3 ama o kök içinde. Eşittir 9'a 2 kök içinde m artı 3 eşittir 2 oldu. m artı 3 arkadaşlar kök içinde 1. Demek ki m artı 3 de 1. m de buradan eksi 2 olmalı b şıkkı. Farklı köklerin toplamı 1 gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. O zaman en azından şuradan kökler toplamı 2 gelecek ama farklı kök demiş ya biz hemen şey yapalım hemen toplamını atlamayalım öyle. Belki diğer taraftan aynı kökler gelir. Düzgünce çarpanlarını ayıralım. x eksi 3 çarpı x artı 1 diyelim. Bir kök 3, diğer kök eksi 1. Şimdi böylece arkadaşlar sağ taraftan bakalım neler olabilir? Mecburen şıklara bakmak zorundayız şimdi. Kökler toplamının 1 olması için diğer taraftaki köklerin toplamının eksi 2 olması lazım. Ya da direkt eksi 2 diye bir kök gelmesi gerekiyor. Şimdi A şıkkına bakarsanız 2x artı 4 devam eden kısım bakın. Çarpı x küp eksi 8. Buradan gelecek kök 2. Buradan gelecek kök eksi 2. Şimdi diğer taraftan 3 ve eksi 1 gelmişti. Buradan arkadaşlar eksi 2 ve 2 geldi. O zaman bakın şunlar birbirini götürdü. Kökler toplamı 2 oldu olmadı. B şıkkına gelirsek o zaman 2x artı 3 gelecek artık yeni taraftan. Çünkü 2x eksi 3 gelecek. Ve x kare eksi 4 gelecek. Şimdi 2x eksi 3'ün kökü zaten 3 bölü 2. Bununla birlikte bir toplayacağımız şeyin 1 gelme ihtimali olmayacak. Çünkü arkadaşlar buradan da 2 ve eksi 2 gelir, rasyonel gelir olmaz. Kek, kök, daha doğrusu paydalı gelir. 2x artı 4 diye devam edersek şimdi burada 2x artı 4 çarpı x eksi 3 x eksi 1. Haliyle bir kökümüz 3'tü, bir kökümüz eksi 1'di. Buradan bir kök eksi 2 geldi, bir kök 3 geldi. Aynı kök alma. Bir kök 1. Böylece arkadaşlar 1 1 0, 3 2 1 C şıkkında doğru cevabı bulduk. Böyle yapmalıyız zaten mecburen. Köklerden 1 4 ama hangisi bilmiyoruz. 1 x 1 4 olursa x 2 böylece 16 olur. 1 kök 4 1 kök 16 olur. Eğer x 2 4 ise arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi kök 4'ten dolayı x 1 de 2 gelir. Yani 1 kök arkadaşlar 4, 16 veya 1 kök 2, diğeri de 4 olabilir. Buna göre m'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Kökler toplamı 4 artı a 16, 20 olabilir. Buradan da kökler toplamı eksi b bölü a'dan m artı 17, m 13 olacaktır. Veya kökler toplamı 2 artı 4'ten 6, yine m artı 7 dersek m de buradan eksi 1 olur. Alacağı değerler toplamı da 12 değişik oldu. Kökler M ve N harfi olarak verilmiş. Şimdi kökler toplamı M artı N eksi B bölü A'dan dolayı 6 eksi m eşit. 2 M artı N 6. Bir de kökler çarpımı M çarpı N birinci kök M ikinci kök N olduğu için C bölü A'dan 2 ne eşit. N'ler sadeleşirse bakın arkadaşlar M 2 olur. M 2 olduğu için yerine yazarsak N de 2 olur. Demek ki çarpımları 4'müş B şıkkı. İkinci dereceden denklemenin kökleri x1 ve x2'dir. Kenar uzunlukları x1 ve x2 olan 4 eş dikdörtgen. Bu sarı renkli bölgenin alanı da 24'müş. Şuraya böyle x1 desek, buraya da x2 desek arkadaşlar. Bakın şimdi. Buranın tamamının uzunluğu x2 olduğu için burası da normal olarak kısa kenar olduğundan x1 olduğundan dolayı ne kalıyor? x2 eksi x1. Aynı şekilde buranın tamamına x2 demiştik. x1 dersek Burası da arkadaşlar x2 eksi x1 oldu. Ve sarı renkli bölgenin alanı x2 eksi x1'in parantez karesi gördüğünüz gibi 24 geldi arkadaşlar. Bizden m isteniyor x1 çarpı x2. Haliyle ne diyeceğiz? x2'nin karesi artı x1'in karesi eksi 2x1 çarpı x2 24. Şimdi burada x1 artı x2'nin karesini de nasıl yazarsınız? x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2x1 çarpı x2. Bir de burada iki tane var. Toplamda 4x1 çarpı x2 24. x1 artı x2 kökler toplamından dolayı şöyle üstte yazayım. Kökler toplamı eksi ve böyle a'dan dolayı 6. Karesini alırsak 36. 36 eksi 4x1 çarpı 4x2 24. x1 çarpı x2 3 oldu arkadaşlar. B şıkkı. İkinci dereceden denklemin kökü 2'ymiş. Diğer kökte arkadaşlar, diğer denklemin bir kökü de eksi 3'müş. Bunların ikinci kökleri ortakmış. O yüzden ortak kökleri x1 yazayım böyle. x1 artı 2, birinci denklemde m. x1 eksi 3, ikinci denklemde kökler toplamı eksi b. Taraf tarafa çıkarırsanız 5 olur, x1'ler gider, m artı b yapar. Böylece zaten bizden istenen cevabı bulmuş oluruz. E şıkkı aralarında asal dediği zaman sadeleşemeyen kesirleri elde ettiğinizde pay paya payda da paydaya eşittir. Bu yüzden kökler çarpımı c bölü a n eksi 2 bölü m eksi 1 bunlar aralarında asal ya soruda bize kökler çarpımı 2 bölü 3 verilmiş asal oldukları için daha da fazla sadeleştirilememiş kesirdir bunlar. n eksi 2 direkt 2'ye m eksi 1 de 3'e eşit temel kavramlarda yaptığımız bir şeydi bu. Bu yüzden n 4 m de 4 yerine yazarsak 3x kare eksi 8x artı 2 eşittir 0. Kökler toplamı eksi b bölü a 8 bölü 3 c şıkkı. x ile x karenin arası arkadaşlar 8 eşit parçaya bölünmüş. Bir de her bir parça arası da 10 birim. Dolayısıyla ben böyle her bir bölmeye şu ufak olan bölmelere k dersem mavi olan yer x artı 10 k olur. Sonra Bunlardan 8 tane olduğu için x karede arkadaşlar x artı 80k olur. 10k her bir bölme şurası yani bundan 8 tane var bu yüzden. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz bakın. 10k'dan yararlanırsak 10k arkadaşlar x ile toplandığında kaça eşitmiş? 5.5'a. Şimdi buradan yararlanarak ben 10k gördüğüm yere 5.5 eksi x yazabilirim. x kare X artı 80k olduğu için 80k yerine de 5.5 eksi ,5 x'in 8 katını yazarım. Böylece x kare eşittir. Ee, ne geliyor buradan? X şurası 44 eksi 8x. Hepsini öbür tarafa atarsak x kare artı 7x eksi 44 eşittir 0. Bu da x artı 11 çarpı x eksi 4 yapar. Pozitif sayıymış x bu yüzden 4 olmalı. x 4 ise hemen 10k'yı da bulalım. 10k'da arkadaşlar buradan 1.5 yaptı. Şimdi kırmızı olan bölme neye eşit? 1, 2, 3. Yani x'in 3 tane 10k fazlası. x'i kaç bulmuştuk? 4. 10k'yı kaç bulmuştuk? 1.5. 4.5 artı 4'ten 8.5 oldu e şıkkı.